Şeyh Şamil. Şeyh Şamil'in devlet adamlığı. Şamil artık İmam Şamil'di. Zekası, feraseti ve cesaretiyle bir ilim adamı olmanın yanında mali, mülki ve askeri anlamda göstermiş olduğu başarıları sadece Rusları değil, tüm dünyayı etkilemişti. Onun idaresinde devlet, adaleti ve ahlakı ilke edinerek nizam ve intizamı sağlamıştı. Düşmana karşı olan mücadelesi amansız ve çetin koşullarda devam ediyordu. Şeyh Şamil, Akıncı birlikleriyle sık sık baskınlar düzenliyordu. Bu durum, Çar 1. Nikola'nın canını oldukça sıkmaktaydı. Askeri müdahaleyle Şeyh Şamil'i yola getiremeyeceğini anlayan Çar, Şeyh Şamil'e bir komutanını göndererek tekliflerini ve vaatlerini iletmeye karar verdi. Kumandanım, Çar Nikola'nın elçisi General Kuluk von Kuluç geldiler. Dertleri nedir acep? Bana sadece görüşmek istediklerini söylediler. Alın içeri, ne söyleyecek bakalım. İmam Şeyh Şamil, General Kuluç'u huzuruna bekliyor. Gelsin bakalım, gelsin de derdi neymiş deyiversin. General kafası dik ve kibirli şekilde huzura girer. Kibri sanki kendisinden önce içeri girmiş ve her yeri kaplamış gibidir. Adımlarını yere hızlıca vurarak ve yaylanarak yürümesi içeridekilerin dikkatini çeker. Anlat bakalım general. Nikola ne ister gene? Yediği tokatlardan aklı başına gelmedi galiba. Haşmet Meap Yüce Çar Nikola'nın mektubunu getirdim. İçinde yazılanlar bilgim dahilinde değildir. O zaman seni çok bekletmeyelim general. Yolun uzun, oku bakalım mektubu. Büyük bir memnuniyetle okurum elbet. Ve bundan sonrası için Şeyh Şamil'in dağlardan çekilmesi karşılığı onu hayatının sonuna kadar rahat ve refah içinde yaşayacağı bir yere yerleştirerek bütün masraflarını karşılayacağımızı da belirtiriz. Ailesi de Şeyh Şamil'in faydalanacağı bütün haklardan faydalanacaktır. Sadece Çar Nikola'nın sözünden çıkmayacak ve bir an önce Tiflis'e gelecektir. Sonra? Ne sonra? Bitti mi general? Namazım geçiyor. Bitti. Generali misafir edin. Cevabımı namazdan sonra vereceğim. Şimdi söyleyin de gideyim. Namaz vakti geçiyor general. Bekleyiniz lütfen. Beni burada beklettiniz. Bir an önce cevabımı alıp gitmek istiyorum mümkünse. Git o Nikola'ya söyle. Kahraman Tebaam'ın kalplerinde kök salan bu eşsiz zafer inancını kökünden kazımadıkça bu mübarek vatan topraklarını en son kaya parçasına kadar karış karış müdafaa etmekten bizi men edemezsiniz. Ama nasıl olur? Sayın Çar Nikola mektubuna verdiğiniz bu cevaba çok sinirlenecek. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Rus Sarayı ve Çar Nikola'nın makamı. Çar Hazretleri, ben ömrümde böyle densizlik görmedim. Ben hayatım boyunca böyle bir adam görmedim. Evet general, sizi dinliyorum. Efendim, mektubunuzu satır satır okudum Şamil'e. Verdiği cevabı aynen size aktarıyorum. En sonunda da Nikola'yı tanımıyorum diyerek cümlesini bitirdi. Ne yapmaya çalışıyor bu cahil dağlı? Anlamıyorum. Hayatı boyunca ulaşamayacağı şeyler vaat ettim ona. Efendim, yanlış anlamazsanız eğer, onun gözlerinde derin ve sarsılmaz bir inanmışlık gördüm. Konuşurken sesinde kendinden emin oluşu
net bir şekilde anlaşılıyor. Fazla ileri gitme istersen general. Onda o iman varsa bende de var. Şimdi yıkıl karşımdan. Çar Nikola vazgeçecek değildi. Bu sefer de Kafkas orduları başkumandanı General Feze'yi İmam Şamil'e tekrar gönderdi. Şamil'in huzurundan ayrılan General Feze, Nikola'nın huzurunda Şeyh Şamil'in verdiği tarihi cevabı kelimesi kelimesine Nikola'ya iletti. Çar Hazretleri, duymak isteyeceğinizi sanmadığım cümleler ileteceğim size. Başlıyorum. Ben, gazilerin en aşağısı Şamil. Allah'ın himayesini Çar'ın efendiliğine feda etmemeye yemin ederim. Özü sözü doğru bir Müslümanım. Daha önce Çar Nikola'yı tanımadığımı, emirlerinin bu dağlarda geçersiz olduğunu General Clark von Kuluç'a anlayacağı bir şekilde tekrar tekrar söylemiştim. Bu sözleri sanki taşa söylemişim gibi. Çar hala görüşmek için beni Tiflis'e davet ediyor. Bu davete icabet etmeyeceğimi bu mektubumla son defa size bildiriyorum. Bu yüzden fani vücudumun parça parça kıyılacağını ve sırtımı verdiğim şu vatan topraklarında taş üzerinde taş bırakılmayacağını bilsem bu kesin kararımı hiçbir zaman değiştirmeyeceğim. Cevabım bundan ibarettir. Nikola'ya böylece malum ola. Anlayışsız herif, inatçı keçi, seni mahvedeceğim. Şeyh Şamil. Şeyh Şamil'in devlet adamlığı.